Merhaba. Şimdi 2,5 yıl önce yazdığım Hubble Scope, yani periskop benzeri canlı yayın live video broadcast yapan yazılımın yenilediğim, tabii siz bunun farkına varamayacaksınız ama daha smooth bir şekilde çalışan versiyonunun demosunu burada yapacağım iki tane telefonla. Dolayısıyla da şimdi yapacağım şey şu. Öncelikle filtre seçebiliyorsunuz. Ben tabii seçmeyeceğim ama rezolüsyon olarak mesela yaklaşık olarak 1280'i 720 olarak da çekeceğim. Tüm rezolüsyonları destekliyor şu anki RTSP altyapım. Dolayısıyla bir açıklama yazacağım buraya. Test. Herkes chat yapsın. Şimdi öteki telefondan bunu görebileceğiz. Canlı yayına şu anda başlıyorum. Canlı yayın esnasında istersek şeyi de kamerayı da değiştirebiliyoruz. Ön arka hiçbir problem olmuyor. Şu anda canlı yayına başlıyoruz. Hızımızı test ediyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi canlı yayınımız başladı. Şimdi burada önemli olan şu. Şu anda karşında şeyi görüyorsunuz. Benim web app'imi görüyorsunuz. Bunu resim olarak da açıklamada yazında paylaşacağım kendi web sitem olan blogda. Dolayısıyla da şuraya bakalım. Burada diğer bir S4'ümde şu anda S7'den yayın yapıyorum. S4'te de bunu canlı yayını görebilecek miyim? Şuraya basıyorum. Baktığınızda evet yukarıda canlı yayın başlamış diyor. Buradan hatta bunu şeyden de seçebiliyorsunuz. Dünya haritası üzerinden de böyle. Bakın bir tane yayın var burada. Böyle görebiliyorsunuz. Buradan üzerine tıklıyorsunuz ve canlı yayınlar geliyor. Playback'ler de geliyor. Ben sonra bir tanesini seçiyorum o canlı yayını. Şu anda bakın orada canlı yayın yürüyor. Örneğin mesela şu anda dikkat edin. S7'den S4'ü çekiyorum. Buraya dikkat edin. Bakın kalpler bende de çıkıyor. Benim canlı yayınımda olduğu için. Mesela buradan mesaj da gönderebiliyoruz. Şöyle bir şeyler yazalım. Yollayalım. Gördüğünüz gibi bir tane daha yollayalım. Hızlı hızlı birkaç tane yollayalım. Gördüğünüz gibi burada da bu mesajlar çıkıyor. Aynı zamanda da şeye de ekrana da şöyle bastığınız zaman ekranın ortasına kalpleri aynı bu şekilde canlı yayında görebilirsiniz. Bakalım. Bizim tarafta şöyle bir indirelim. Evet, şu anda kimlerin beni izlediğini ben buradan görebiliyorum. Karşı taraftaki kişiler de bunu aşağıya indirdikleri vakit şöyle görme imkanları mutlaka var. Burada çok hassas olduğu için yukarıda şey geliyor. Dolayısıyla da şu anda canlı yayını buradan görmek mümkün. Şu anda canlı yayın devam ediyor. Ben telefonu alıyorum. Ve görüyorsunuz buradan canlı yayını böyle görmek mümkün. Şu anda bilgisayarımda sizlere şunu gösterebilirim. Bu benim şey projem, web API projem, C# ile yazılmış. Bu gördüğünüz ise Android Java ve Android Studio üzerinde yazılı olan proje. Burada gördüğünüz veri tabanı sanal makinenin üzerinde çalışıyor ve veri tabanında bunları da paylaşacağım sizle. Değerlerim var. Konfigürasyon ayarlarım var. Birçok konfigürasyon ayarı var. Onu da REST servislerle retrofit Android yazılımı ile yapıyorum. Burada da web'de çalışan iki tane önemli bir web API önemli bir de tam önemli. Yani videoya yayınlanırken küçük resimleri de gelen bir frame'i alıyorum ve bir küçük resim haline getirip burada şeye koyuyorum. Sizin seçebilmeniz için. Yani videolar hangi videolar yayınlanıyorsa o videoların tam resmi olarak orada çıkıyor. Bir defa daha bakalım. Buradan yine tıklayalım. Gördüğünüz gibi bakın. Kaç tane basıyorsam bunlar çıkıyor. Mesaj da gönderebiliyorum oradan. İstersem kanalı da kapatabiliyorum. İstersem kapatabiliyorum. Şimdi
Bu bir demosuydu bunun tabii. Daha önceki özelliklerini zaten biliyorsunuz. Bunu Hubble Scope'un yazısında da yazacağım hangi özelliklere sahip. Dolayısıyla bunların tümünü paylaşacağım. Şimdi yazıya konsantre olmanızı rica ediyorum. selçukçelik.org'da bu yazıyı bulabilirsiniz.